Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Daha önceki kül kullanımına yönelik videolarda kül içindeki sodyumun zararlarından söz etmiş ve şöyle bir cümle kurmuştuk. Külü suya koyduğunuz zaman kül içindeki sodyum sudaki hidrojenle tepkimeye girer ve hidrojen gazı olarak ortamdan uzaklaşır. Bu da bize sodyum tuzlarını çok fazla toprağa karıştırmamıza mani olur. İsterseniz şimdi bunu biraz açalım ve detaylandıralım. Başlıktaki külün zehri derken yanlış da anlaşılmasın. Bu kül içinde zehirli madde olduğu için değil, toprağa fazla koyduğumuz zaman içeriği gereği zehir etkisi yaptığı içindir. Kül içinde sodyum bileşikleri vardır. Bu bileşikler farklı zararlar oluşturabilir. Eğer hücre duvarlarındaki kalsiyumun yerini sodyum alırsa bitki bazı bölümlerini kaybetmeye başlar. Bu olay genelde tuzlu topraklara yetişen bitkilerin köklerinde görülür. Kökler sürekli olarak kurumaya meyillidir. Eğer sodyum bitkideki kalsiyum alınımı ile rekabete girerse bitki hastalıklara karşı direncini kaybeder. Toprağın içindeki sodyum bitki hormonlarını da etkiler. Diğerleri düşerken etilen ve absesik asit artar. Artan etilen hormonu dokuları olumsuz etkiler ve bitkinin hastalıklara direncini azaltırken artan absesik asit ise erken ölümlere neden olur. Biz de külün içindeki sodyum yüzünden fazla bir toprağa verirsek aynı sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliriz. Bu nedenle külün zehrini almak diye tanımladığım şekilde suyun içerisine koyarsak sodyumun bir kısmı suda çözünmez, bir kısmı da farklı bileşikler yaparak ortamdan uzaklaşır. 10 litre suya 1 kilogram kül konulup 2 gün bekledikten sonra bu infüzyondan 1 litre alınır ve 9 litre suya karıştırılır. Her köke 1 litre gelecek şekilde fidelere uygulanır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.